Evet. Güzel dinleyin. Aslında gerçekten hem de çok basit. Çok basit. Sadece ne yapıyorsunuz? Yürüyorsunuz, gidiyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Kendinize güzel bir kasap buluyorsunuz. Ve kasaba diyorsunuz ki ben ilik istiyorum. İlik. İlik saça çok iyi geliyor. Yani nice nice yağlar denedim. Ne susam yağları kaldı, ne zeytinyağlar kaldı. Evet, onların da bir yararı var. Ama hani saç çıkartma konusunda gerçekten öyle, saçı gerçekten çıkartıyor. İşte benim şuradaki saçlarımı ben tamamen iliğe borçluyum. Bir kış boyu yaptım geçen sene ve buradaki saçlar çıktı. Biz de şaşırdım. Yani biz de şaşırdık kuaförümle birlikte. İliği alıyorsunuz. Şöyle kuaförüm bir... ben değilim ya. Niye beni gösteriyorsun? Yok hayır, oradaydınız ya, şahit oldunuz. Evet. Kuaför görürken. O yüzden şahit olduğunuz için. Kuaförümde olursun ya, ne olacak? Yaparsın saçını. Vallahi yaptım. Yapar, yapar. Kestim. Kırıklarını da aldım, doğru söylüyor. Evet, kırıkları aldı, evet doğru, kırıkları aldı. Şöyle bir parça iliğe ihtiyacınız var. Bir parça iliği alıyorsunuz. Hanımlar bunu böyle çokça alabilirsiniz kasaptan. Küçük 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 parçalayıp böyle streç filme sarıp buzluğa da atabilirsiniz. Küçük küçük çıkartıp yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım bir kış boyunca. Haftada bir kere yapsanız bile evet çok faydasını görüyorsunuz. Bunu bir çay bardağı suyla bir 10 dakika kaynatıyorum ben. Yani kaynıyor, kaynadıktan sonra altını kısıyorum. 10 dakika. Evet. 10 dakika kaynatıyorum. Temiz saç, kirli saç hiç fark etmez. Banyoya girmeden önce saçlarınıza bunu yapıyorsunuz. Ama nasıl yapıyorsunuz? Bakın. Şöyle güzelce kaynattım. 10 dakika süzdüm. Süzdükten sonra bunun içine isterseniz bir tatlı kaşığı, isterseniz kokusu rahatsız etmez diyorsanız bir çorba kaşığı da koyabilirsiniz. Çam terebendi. Çam terebendini böyle güzelce koyuyorum. Elime de eldiveni giyiyorum. Sonra saçlarınıza aynı boya yapar gibi. Tutam tutam ayırıp bunu güzelce, isterseniz eski bir diş fırçasıyla da olabilir. Batırıp batırıp bir fırça yardımıyla da olabilir. Eliniz avucunuzun içi de olabilir. Yavaş yavaş güzelce yediriyorsunuz. Diplerine. Ne kadar diplerini, ama ne kadar bekleyeceksiniz? Bu da çok önemli. Ben öyle hani saçına yağ yapıp da bir saat bekledim, yıkadım. Ben buna inanmıyorum. Bunun süresinin uzun olması gerekir diye düşünüyorum. Aynen, çünkü saç içine iyice çekiyor. En az 3 saat bekletin diyorum. 3 saat akşamdan yatıp sabaha kadar bekletsek mi diyenler var ama bilmiyorum artık o çarşafların durumu ne olur. Ha? Çarşaflar, yastığın yalnız durumu şey ne olur bilmiyorum. Yalnız şey geçireceksin, poşet geçireceksin kafana, bir şey olmaz. Boneyle olur, olur olur. Olur. Misafirliğe gittiğinizde dermişim, başkasının evinde. Yok yok. Evet, şöyle tutar mısınız bana yardımcı olmak için? Şöyle güzel güzel yediriyoruz. Bir 10 dakika kaynattık. Bir tutam ile, evet kokusu çok güzel. Bir 3 saat bekletiyorsunuz. Tırnağınızı değmenizi asla istemem. Çünkü tırnak gerçekten burada izlere neden oluyor. Şöyle parmaklarınızın ucuyla. Ben şöyle yapıyorum. Ben eski bir diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Ya da sadece bunun için de bir diş fırçası alabilirsiniz. Ben diş fırçasıyla şöyle yumuşak yumuşak bir fırçayla da yedirmeye çok inananlardanım. Çünkü bu da kanlanmayı arttırıyor. Yağınız sürerken böyle bununla sürebilirsiniz. Çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ederim.